Öncelikle hoş geldiniz. Bugün buraya Hak İş Konfederasyonu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için toplanmış bulunmaktayız. Tabii ki dünyada keşke böyle bir gün olmasaydı ve biz bunu konuşmak durumunda kalmasaydık. Fakat Hak İş olarak farkındalığımızı bir kere daha ortaya koymak zorunluluğumuzu hissediyoruz. Bununla ilgili bir basın bildirgemiz olacak. Öz Sağlık Sendikası Kadın Komite Başkanı Sayın Semra Taş Hanımefendi. Şimdi size basın bildirgemizi okuyacak. Buyurun Semra Hanım. Hak İş Konfederasyonu olarak üye sendikalarımız ve 81 il başkanlığımız ile birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle şiddetin her türlüsüne hayır demek için burada toplanmış bulunmaktayız. Kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobbinge, güvencesizliğe karşı durmak için bir arada bulunmaktayız. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef kadına yönelik şiddet devam etmekte ve her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Hak İş olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan kamunun, sivil toplum kuruluşların, yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duymaktayız. İçişleri Bakanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla oluşturulan KADES programını 2018'den bugüne kadar 2.758.120 kadın indirmiş ve 248.473 ihbar alınmıştır. Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikayetlerde bulunduklarını görüyoruz. Diğer taraftan kadına yönelik şiddet konusunda hukuki düzenlemeler yapılırken bu düzenlemelerin toplumsal değer yargılarıyla örtüşmesi, onlarla çelişmemesi ve toplumsal dokuyu, özellikle de temel yapımız olan ailenin çözülmemesi için azami dikkatini gösterilmesi gerekmektedir. Şiddet kavramını her alanda ortaya çıkmasına karşın daha çok aile ile birlikte anılmaktadır. Aile ve şiddet kavramlarının bir arada kullanılmasını, neredeyse deyim haline gelmesini, kendi toplumumuzun tarihsel kültürü ve yaşam biçimi göz önüne alındığında çok doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bunu söylerken, halen bu anlamda yaşadığımız kimi problemleri görmemezden gelme veya öteleme gibi bir mantık yürütmüyoruz. Bizim toplumumuzun ve ülkemizin mayasında şiddet yoktur diyoruz. Yansımaları da oldukça yaygındır. Bugün psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel ve benzeri şiddet türleri çalışma hayatında da sıkça karşımıza gelmektedir. Her çalışma hayatında hem de toplumsal yaşamda toplumsal değerlerin yerleştirilmesi, tahkim edilmesi ve yeni değerlerle zenginleştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu anlamda toplum için sorun olan şiddetle mücadele için adli ve idari yaptırımların toplumun değer yargılarına uygun olması, şiddeti önleyici, olumlu yapıcı değer yargıları oluşturulması, hoşgörü ve saygı değerlerinin güçlendirici eğitimler verilmesi, şiddeti özendirici yeni medya yayınlarına engel konulması, aileyi özendirici ve güçlendirici olumlu kavramlar, terimler, cümleler oluşturulması, yeni medya kullanımının toplumsal değerleri koruyacak şekilde tasarlanması, erken çocukluk döneminde doğru kavramların zihinlere aktarımının sağlanması, aile yapısının bozulması, yıpranması gibi durumlarda verilen psikolojik destek programlarının zorunlu hale gelmesi, çalışma yaşamında şiddete engel olmak için sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunun ortak çalışmalarının yapılması, şiddetin her türüyle mücadele edilmesi, şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettirilmesi, bu süreçte tüm kesimlerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi, özellikle İLO'nun C190 nolu çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması ilişkin sözleşmesinin devletler tarafından ivedilikle onaylandırılması, kadının iş yaşamının her alanında kendini sürekli geliştirmesini sağlayacak mesleki eğitim politikalarının oluşturulması ve uygulanması, yeni medya kadına yönelik şiddet olgusu, kadının haklarına saygı duyacak bir perspektiften ele alınması, insan haklarının bir ahlak içselliği, insan onurunun korunduğu, şiddet dilinin terk edildiği, farklılıkları kapsayıcı, sağduyulu, bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim sisteminden oluşturulması, şiddetle mücadele için örgütlü iş yerlerindeki toplu iş sözleşmelerine çözüm odaklı düzenlemelerin eklenmesi, şiddetle mücadele toplumsal duyarlılığın inşa edilmesini önemsiyoruz. Kadın
kadına yönelik şiddete karşı şiddete sıfır tolerans yaklaşımı bir devlet politikası haline getirmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. İnsan onuruna yakışır, hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak, insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. Hak iş bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için yoğun çalışmalarda bulunmaktadır. Şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek farklar olarak gelin birlikte mücadele edelim. Tüm kamuoyuna şiddete sessiz kalmayın, şiddete ortak olmayın diyoruz. Hak İş Kadın Komitesi olarak dün olduğu gibi bugün de kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mücadelemizin etkili ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Niyaz abi bir kaldırsana abi. Az bir kenara alayım seni. Geç çekil daha. Biraz daha çekil. Tamam ben giyiyorum. Tamam. Başkan bozmayın. Bir tane yakın plan alalım bir tane de. Arkadan güldüm. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.